Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet verdim ve bu sırada da fizik tedavi hastalarıyla da oldukça fazlasıyla görüşme imkanım oldu. 50 yaş üzeri özellikle eklem parmak ağrılarında, bunlar genç yaşlarda da olabiliyor. Çok fazla bilgisayar kullanmaktan, eklemleri yormaktan, ağır iş yapmaktan da kaynaklı olabiliyor. Ama daha fazla ev hanımlarında 50 yaş üzerinde görülen şikayet eklem ağrıları. Hastalarımızın en çok memnun kaldığı kısım parafin tedavisiydi. Fizik tedavide uygulanan parafin tedavisi. Ben de düşündüm ki evde bu parafin tedavisini insanlar yapamazlar mı? Parafin kazanları çok büyük ve oldukça da maliyetli. Evde bunu yapmak çok daha pratik. Benim evimde bu şekilde kullanmadığım, hatta hiç kullanmadığım bir fritöz vardı. Parafin kazanı olarak bunu kullanmak istedim. Bu parafin tedavisini yapmadan önce bilinmesi gereken birkaç bilgi var tabii ki. Eğer öncelikle hekim tarafından size parafin tedavisi önerildiyse bunu yapabilirsiniz. Diyelim ki romatoid artritiniz var, eklemlerinizde iltihaplanma var. Bu tedavi şikayetlerinizin daha da artmasına sebep olacaktır. Zarar görmeme adına mutlak surette parafin banyosu yapmadan önce bir fizik tedavi uzmanından görüş almanızda fayda olacaktır. Diğer bir önemli husus da parafin seçimi. Parafin biliyorsunuz ki petrol türevlerinden oluşuyor. Çeşit çeşit parafinler var. Mum yapımında da kullanılan parafinler var. Bunlar alerji yapabilir, cildinizi fazlasıyla yakabilir. Sıvı parafinler var. Benim size bahsettiğim bu marka parafini biz sağlık sektöründe kullanıyorduk. Elinizde alerji vesaire yapmıyor. İkinci diğer önemli bir husus ısısı, ısı ayarı. Isı ayarını da şöyle söyleyebilirim. Genellikle hanımlar izliyorlar bu programı. Onlara yönelik söylüyorum. Hani sütü mayalayacağınız zaman sütün ısısına bakarsınız ya, 5 saniyeye kadar eliniz eğer dayanıyorsa içine maya koyarsınız ve sütünüzü mayalarsınız. 5 saniye değil de 10 saniye dayanabilecek kadarsa eğer bu parafinin ısısı, o zaman uygulayabilirsiniz. Biraz hafif yakacak kadar olması yeterli. Çok fazla yakarsanız, elinizi çok sıcak daldırırsanız bu sefer elinizde cilt yanıkları olabilir. Onun için buna dikkat edin. Tedbirli parmağınızın ucuyla bakaraktan, elinizde uzaktan ısısını ayarlayaraktan da yapabilirsiniz. Parafin eridikten sonra bir süre bekleyin lütfen. Tamamen bu parafin erisin. Ben parafin yanmasın diye öncelikle alüminyum folyo yerleştirdim içine. Sonrasında ısısını aşağı yukarı getirerekten parafinin yanmaması için bu şekilde bir tedbir geliştirdim. Parafinim erimeye başladıktan sonra da komple içine parafinimi attım ve erimesini takip ettim. Parafinin erimesi demek ciddi bir 60 derece 70 derecelere gelmesi demek. Çünkü parafin yaklaşık bu derecelerde erimeye başlıyor. Bizim ise kullanmamız gereken dereceler 40-45 derece arası. Bunu tabii ki bir dereceyle ölçmek mümkünse dereceyle ölçebilirsiniz. Ama dereceyle ölçemiyorsanız da dediğim gibi bu süt mayalama tekniğindeki ısı kontrolünü sağlayabilirsiniz. Şimdi burada diğer bir konu, önemli olan bir konu daha. Elinizi parafin kazanına en az bir 7-8 kere daldırıp çıkarmanız lazım. Hızlı bir şekilde daldırıp çıkaracaksınız. Elinizi çıkaracaksınız. Ucunda parafin donunca tekrar daldıracaksınız. Saniyelik daldırmalar burada. İçinde çok fazla tutmayın. Amaç burada parafinin üst üste katmanlar oluşturarak elinize bir sıcak bir banyo oluşturmak. Sıcağı elinizin içine hapsettirmek. Bu kazan küçük olduğu için tabii ki elimi böyle parafin kazanı gibi dümdüz tutamıyorum. Bu şekilde sanki elma tutar gibi koydum. Ama aynı pozisyonu bozmadan bu şekilde yaptığım için parafin parçalanmadı. Parafin parçalanırsa eğer, eklemlerinizi hareket ettiğinizde parafin parçalanırsa faydasını görmeyeceksinizdir.
Bu işlemi yaptıktan sonra, daldırma işlemi yaptıktan sonra mutlaka birisi size yardım etsin. Bir poşetin, naylon poşetin içerisine, buzdolabı poşetin içine elinizi sokun. Sonrasında bir yün çorap, evde bulduğunuz bir yün çorabın içine elinizi koyun. Sonrasında da battaniye vesairenin altında elinizi saklayın. Bu yaklaşık ne kadar durursanız o kadar iyi. Sıcaklığın zaman içerisinde zaten azaldığını hissedeceksiniz. Yaklaşık bunlar sağlık sektöründe 20 dakika yeterli oluyor. Ama ev ortamında vakit kısıtlamanız da yok. 30 dakika kadar tutabilirsiniz. Sonrasında da bu parafini yine kazanın içerisine geri dönüşüm olarak atar, tekrar tekrar kullanırsınız. Burada bu parafin kazanını sadece ve sadece elinizden çıkardığınız parafini içine attığınız için lütfen sadece kendiniz kullanın. Sağlık sektöründe eğer bu işlemi yaptırıyorsanız da lütfen dikkat edin. Çünkü var olan parafini her hasta kullanıp da sonra elinden sıyırıp parafin kazanın içine atıyorsa orada herhangi bir üreme söz konusu olabilir. O kişinin elinde egzama olabilir, mantar olabilir, bulaş hastalıklar söz konusu olabilir. O yüzden sağlık sektörüne gidiyorsanız o parafinlerin atıldığından emin olun. Parafin işlemini yaptıktan sonra bunu 10 seans kadar uygulayabilirsiniz. Hem cildinizin güzelleştiğini hem de eklem ağrılarınızın zaman içerisinde geçtiğini hissedeceksiniz. Eğer eklemlerinizde dediğim gibi tekrardan romatizmal bir takım rahatsızlıklar varsa lütfen bu işlemi uygulamayın. Eğer size parafin tedavisi iyi geleceğini hekiminiz söylerse o zaman bu işlemi yapın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.